Bu saraylılar temel bir insan hakkı olan haysiyet hakkını ve insana yaraşır bir yaşam hakkını sizlere tanımıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu ifadelerle başladı konuşmasına. Sözlerini de Zamlar geri alınmadıkça elektrik faturalarımı ödemeyeceğim diyerek bitirdi. Bu geceyi şu iki çift söz ile kapatayım. Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle bilinen. Kılıçdaroğlu evinde çekilen 6 dakikalık videoyu gece 10'da yayınladı. Video için bu kez geceliği 100 bin lira olan otel odası yerine Kılıçdaroğlu'nun konutu tercih edildi. Saraylılar zengin hayatın tadını çıkarırken milyonlarca insan dayanılmaz bir şekilde artan yoksulluk ve geçim sıkıntısına tahammül etmek zorunda bırakılıyor. Keskin bir dil ve kışkırtıcı bir üslup tercih ettiği CHP Genel Başkanı halkı hukuk dışına çıkmaya sevk etti. Kılıçdaroğlu halka elektrik faturalarını ödememe çağrısı yaptı. Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Erdoğan yönetiminin ülke varlıklarını beşli çete olarak tanımladığı şirketlere verdiğini öne süren Kılıçdaroğlu, saray kuru ekmek paranızı da alacak dedi. Artık kasa ekside. Elinizdeki avucunuzdakini artık çok hızlı bir şekilde almak zorundalar. Bundan dolayı bu kadar agresif bir şekilde üstünüze geliyorlar. Tekrar ediyorum. Kasa eksi de. Sizden alınması gereken para artık unutmayın. Kuru ekmek paranızdır. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı PKK'nın HDP'ye sivil itaatsizlik talimatı vermesinin hemen ardından geldi. Halkımıza çağrı yapıyorum. Et RT Erdoğan yazın ve IBAN numaranızı ile birlikte faturanızı gönderin. Hatta bir de etiket ekleyin. Hashtag sıra sende deyin. Çünkü bu kez sıra kendisinde. Kılıçdaroğlu 6 dakikalık videonun içine 10 saniye KDV'nin indirilmesi ve zamların geri çekilmesi gibi önerilerini sıkıştırdı. Bu geceyi şu iki çift söz ile kapatayım. Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle bilinen. Öte yandan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Protesto ve boykot hakkının vatandaşların en doğal anayasal hakkı olduğunu belirtti.